Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Osmanlı Türkçesinde Arapça ve Farsça unsurlar derslerimize başlangıç yapıyoruz. Evet değerli arkadaşlar, malumunuz Türkçemizde Arapça veya Farsça asıllı olduğunu bilmeden kullandığımız çok sayıda kelime mevcuttur. Atalarımız İslamiyet'e girdikleri daha ilk yıllardan itibaren Kur'an lisanı olması cihetiyle özellikle Arapçaya hususi bir kıymet vermişler. Kişinin sevdiği şeye benzemeye çalışması fıtratının gereğidir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın gerek Arapça ve gerek Farsçayı hadis-i şeriflerinde cennet lisanı olarak beyan etmeleri, bu iki lisanın Osmanlı kültür hayatında kendilerine has, müstesna bir mevki ve yer edinmelerine vesile olmuştur. Ve dolayısıyla Arapça ve Farsça pek çok kelimeler adeta Türkçeleştirilmiştir. Evet, bundan dolayıdır ki değerli arkadaşlar, bugün Arapça veya Farsça asıllı dahi olduğunu bilmeden kullandığımız çok sayıda kelimeler vardır. Mesela kalem, defter, kitap, saat gibi günlük hayatımızda çokça kullandığımız kelimeler aslında hepsi birer Arapça asıllı kelimedir. Yine mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti 3 kelimeden müteşekkildir ve üçü de Arapça esaslı kelimelerdir değerli arkadaşlar. Bugün de malumunuz Batı dillerinden özellikle İngilizceden pek çok kelimenin Türkçemize girdiği dahil olduğu da bir hakikattir. Evet değerli arkadaşlar, Türkçe kelimelerin imlası bahsinde işlendiği üzere yabancı kelimeler, yani Türkçemize Türkçe haricindeki dillerden giren kelimeler Türkçe imla kaidelerine göre nasıl okunuyorlarsa o şekilde yazılırlar. Bu Fransızca, İngilizce, İtalyanca gibi sair Batı dillerinde böyle. Fakat Farsça ve Arapçanın bir hususiyeti var. Farsça ve Arapça kelimeleri biz okundukları gibi Türkçe imla kaidelerine göre yazmıyoruz, yazamıyoruz arkadaşlar. Yazarsak hata olur. Arapça veya Farsça kelimeler ise okunurken veya söylenirken değerli arkadaşlar Türkçe gramer kaideleri içerisinde, dil bilgisi kaideleri içerisinde ne şekilde değiştirildi, çevrildiyse o şekilde söylenmekle, okunmakla birlikte yazılırken değerli arkadaşlar Arapça ve Farsça kelimeler asli yapılarını muhafaza ederler. Yani Arapça asılları ve Farsça asılları ne şekilde yazılıyor ise aynen o şekilde yazılır değerli arkadaşlar. Peki Osmanlıca'daki Arapça ve Farsça kaideleri öğrenmek niçin son derece önemli? Evet, Osmanlıca metinleri öncelikli olarak doğru okuyabilmek için. 2. Doğru yazabilmek için ve 3. Doğru anlayabilmek için. Yani doğru mana verebilmek için özellikle Arapça unsurları öğrenmek son derece önemli arkadaşlar. Arapçada yeri geldikçe göreceğiz. Çeşitli bâblar ve vezinler vardır. O vezin ve bâba giren kelime, o vezin veya bâb hangi genel manayı ifade ediyorsa o manayı üzerine yüklenir. İşte bundan dolayı doğru anlam verebilmek için Arapça kelimelere muhakkak o bâbları ve vezinleri bilmek icap ediyor. Tabii İlk önce kelimemizin Türkçe olmadığını, Arapça veya Farsça olduğunu tespit etmek gerekiyor. En öncelikli usulümüz bu. Evet arkadaşlar, öncelikli olarak kelimemizin Türkçe olmadığını, Arapça ya da Farsça olduğunu tespit etmemiz lazım ki biz o kelimeyi Arapça veya Farsça usullere uygun bir şekilde yazabilelim. Bunun %100 net bir kaidesi yok ama biz kelimelerin Türkçe olmadığını belirlemek noktasında bazı kıstaslara sahibiz değerli arkadaşlar. Mesela aklımıza gelenler madde madde misalleriyle birlikte tahtaya da yazacağız. Türkçe'de değerli arkadaşlar uzatılarak okunan hiçbir hece yoktur. Türkçe'deki hiçbir kelimenin hiçbir hecesi uzatılarak okunmaz. Aynı şekilde mesela Türkçe'de ince A sesli bir hece yoktur. İnce sesli bir hece yoktur daha doğrusu. Heceler nettir ve kalındır. Mesela lale tarzında bir hece Türkçe'de yoktur. Varsa la şeklinde telaffuz edilir. Sonra Türkçe'de değerli arkadaşlar iki tane aynı sessiz harf yan yana gelmez. Yani şedde dediğimiz mefhum
Türkçe'de yoktur. Aynı şekilde iki tane sesli harf kesinlikle yan yana gelmez dördüncü olarak. Sonra beşinci olarak Türkçe'de büyük sesli uyumu dediğimiz bir ses uyumu vardır ki bir kelimemiz en başta kalın bir sesle başlıyorsa kalın devam eder ve biter. Eğer ince bir sesle başlıyorsa kelimemiz aynı minval üzere ince başlar, devam eder ve biter. Eğer buna uymuyorsa birkaç istisnas var tabi, diyeceğiz ki o kelime Türkçe değildir. Şimdi ana konu başlığımızı değerli arkadaşlar tahtamıza yazalım ve kelimelerin Türkçe olmadığını belirlemedeki bu kıstaslarımızı misalleriyle birlikte daha iyi aklımıza yer etsin diye tahtaya yazalım değerli arkadaşlar. Evet, A diyoruz, Arapça kelimelerin yapısı. Arapça kelimelerin yapısı değerli arkadaşlar. Evet, o maddelerimizi şimdi şuraya yazalım değerli arkadaşlar. Öncelikli olarak 1. Ne dedik? Türkçe'de uzatılarak okunan değerli arkadaşlar hiçbir hece mevcut değildir. Türkçe'de bütün heceler kısadır. Eğer bir hece, velev ki bir hece dahi olsa, kelime içerisinde uzatılıyorsa, bileceğiz ki o kelime Türkçe bir kelime değildir. Arapça yahut Farsça olması ikinci derecede önemli. Öncelikli olarak Türkçe olmadığını tespit etmemiz son derece önemli arkadaşlar. Mesela, önce Latincelerini yazalım arkadaşlar, daha sonra Osmanlıcaların altlarına yazarız. Katip. Bakın, ka şeklinde uzatarak okuyoruz. Daha sonra salih. Salih tarzında, bakın a'nın üzerine şapka koyuyoruz. Uzattığımızı böyle ifade ediyoruz. Kabul. Kabul tarzında o'nun üzerine değerli arkadaşlar şapkasını koyuyoruz. Mesela yine zuhur tarzında böyle uzatarak okuyoruz arkadaşlar. Bunların Osmanlıcalarında yazarsak eğer altlarına katip, katip, salih, kabul, zuhur. Bakın, katip, salih, kabul, zuhur. Demek ki eğer bir kelimenin içinde velev bir hecede dahi olsa uzatma varsa o kelimemiz bizim Türkçe bir kelime değil arkadaşlar. İkinci olaraktan dedik ki ince telaffuzlu herhangi bir hece Türkçe kelimelerde yoktur. Kelime içerisinde ince telaffuzlu bir hece varsa bileceğiz ki o kelimemiz de Türkçe değil değerli arkadaşlar. Onu da şuraya yazalım misalleriyle. Neyi kastediyoruz? Mesela arkadaşlar kağıt, kağıt. Biz hem bu açı işaretini
hem uzatma için hem de inceltme için kullanırız arkadaşlar. Kağıt, kase, kase, hal, hal, hakikat, hakikat, hakikat. Osmanlıcalarında eğer aşağı yazacak olursak değerli arkadaşlar, Yunus şapkasını da koyalım. Kağıt, kağıt, kase, kase, hal, hakikat, hakikat. Evet, bakınız, kağıt derken ka, ince telaffuzlu bir hece. Kase derken aynı şekilde. Hal derken hal demiyoruz bakınız. Hal diyoruz, ince telaffuzlu bir hece. Hakikat derken onu da hakikat diye söylemiyoruz. Hakikat. Dolayısıyla bu kelimelerin hepsi Türkçe değil değerli arkadaşlar. Türkçe'de ince telaffuzlu kelime içerisinde herhangi bir hece olmazmış. Şimdi ikinciyi de böyle yazdıktan sonra gelelim üçüncü maddemize değerli arkadaşlar. Peki Türkçedeki heceler nasıl gelir? Onlara da bir iki örnek verecek olursak, Türkçedeki hecelerin hepsi kalındır arkadaşlar. İnce telaffuzlu herhangi bir hece söz konusu değildir. Mesela bir iki örnek ona verelim. Çanak, çanak. Mesela kapak, kapak. Diyelim ki yapmak, evet, yapmak. Mesela bir örnek daha verelim, dört olsun. Satmak gibi. Türkçedeki kelimelerimiz ve hecelere dikkat ettiğiniz gibi arkadaşlar hepsi kalındır. Çanak. Bunu üç nokta yapıyoruz. Çanak, kapak, yapmak, satmak gibi. Eğer ki ince telaffuzlu bir hece varsa kelimemiz Türkçe değil. Evet, gelelim üçüncüsüne değerli arkadaşlar. Türkçede büyük sesli uyumu dediğimiz bir sesli uyumumuz vardır. Yani kelimemiz eğer ince heceyle başlarsa, sesle başlarsa öyle devam edip biter. Kalın bir heceyle başlarsa aynı şekilde öyle devam eder ve öyle biter. Mesela oluşum, ağaç, başka sarı. Burada bakın misallerini verdik. Çanak, kapak, yapmak, satmak gibi. Bunlar hep kalın kelimelerimize ve hecelerimize örnekler değerli arkadaşlar. Mesela ipek gibi misaller çoğaltılabilir. İnce başlarsa ince devam edip bitecek, kalın başlarsa kalın devam edip bitecek. Eğer ki mesela şurada gördüğünüz gibi bakın, katip kalın başladı, ince devam etti. Kalın başladı, ince devam etti. Daha sonra bakın hakikat kalın başladı, ince devam etti, tekrar kalınlaştı. Kalın başlayıp inceldi. Bunlar o zaman Türkçe kelimeler değil arkadaşlar. Birkaç tane istisnası var. O istisnaları da şuraya yazalım arkadaşlar. 3 diyorum. Büyük sesli uyumu. Onu da şöyle yazayım hatta. Büyük büyük sesli uyumu. Evet, büyük sesli uyumu dedik değerli arkadaşlar. İstisna birkaç tane kelimemiz var. Onları şuraya yazalım. Kelimelerimiz mesela anne, elma,
kardeş gibi kelimeler arkadaşlar. Bakın, kalın başlamış, ince bitmiş. İnce olarak başlayıp kalın olarak devam edip bitiyor. Kalın başlıyor, inceleşiyor. Aslında bunların asılları, bu kelimelerin kök itibariyle daha farklı. Asıllarından biraz bozma. Bir de 3 tane ekimiz var. Büyük sesli uyumunu bozan, istisna olarak kabul edeceğimiz. Birincisi yor eki. Ki ekimiz. Ve daş ekimiz değerli arkadaşlar. Mesela geliyor dediğimiz zaman bakın ince devam ediyor. Ama yor eki kalın olduğu için kalınlaşmış. Arkadaki dediğimiz zaman kalın başlamış, inceleşmiş. Bunun için de mesela misal olarak ne verebiliriz? Dindaş kelimesini örnek olarak verebiliriz mesela. İnce ama daha sonra kalınlaşmış diyebiliriz değerli arkadaşlar. Evet, bunlar bizim istisnalarımız. Üçüncü olarak arkadaşlar iki tane aynı sessiz harf Türkçe'de bir arada bulunmaz. İki tane aynı sessiz harf bir kelimenin içerisinde yan yana bulunmaz. Yani şedde dediğimiz işaret bizim Türkçemizde olmayan bir işarettir değerli arkadaşlar. Örnek olarak şiddet, hiddet, mesela cennet, lezzet gibi kelimeleri verebiliriz. Bunları da yazacak olursak eğer, Osmanlıca olarak değerli arkadaşlar, şiddet, hiddet, cennet ve lezzet. Peki eğer çok mecbur kalınırsa aynı sessiz harfin iki defa zikredilmesi bir kelime içerisinde gerekirse öyle durumda değerli arkadaşlar biz şeddeyi kullanmıyoruz. Onun yerine aynı sessiz harfi iki defa arka arkaya yazıyoruz. Mesela birkaç istisna kelimemiz var. Onları da maviyle yazalım. Az önce yazdık bakın anne. Şedde kullanmıyoruz. Onu değerli arkadaşlar iki tane nunu arka arkaya yazmak suretiyle şöyle yazıyoruz. Sonra mesela belli. Veya 50. Sayı olan 50. Bu şekilde iki tane aynı harfi yan yana koymak suretiyle yazıyoruz değerli arkadaşlar. Evet, beşinci olaraktan arkadaşlar Türkçe kelimelerin içerisinde iki tane sesli harf de yan yana gelmez. Bakın aynı iki sessiz harf yan yana gelmediği gibi aynı olması şart değil yalnız iki tane sesli harf de Türkçe kelimelerde yan yana gelmez değerli arkadaşlar. Onun da misallerini şuraya yazalım. Mesela saat arkadaşlar. Bakın iki tane sesli harf yan yana gelmiş. Bir diğer kelime olarak şuur. Mesela şair. Bir diğer misalimiz olabilir. Şair. Diğeri de ait. Olsun. Şuraya Osmanlıcadan da yazacak olursak eğer saat. Saat, şuur.
Şair. Ait. Evet değerli arkadaşlar. 5 tane kaidemiz bizim bunlar. Arapça kelimeler için değil ama Batı dillerinden girmiş olan kelimeleri ayırt etmek için bir özelliğimiz daha var. Onun misallerini yazmayalım arkadaşlar. Sadece şifahi söyleyelim. Diğer dillerden Türkçe'ye girmiş olan kelimelerde arkadaşlar iki tane kelimenin hemen başında iki tane sessiz harf yan yana gelebiliyor. O Batı dillerinden giren bir kelimeyi bizlere ifade ediyor. Yani Türkçe'de birinci hecede kelimenin başında iki tane sessiz harf yan yana gelmez arkadaşlar. Mesela örnek olarak şuraya yazacak olsak onu da yazalım madem. Bilgi olarak bulunsun. Bakın. Prens. Mesela kral. Mesela spor. Mesela program. Bakın bunlar bizim Türkçe olmayan kelimelerimiz. Ama bunlar Arapça veya Farsça kelimeler de değil arkadaşlar. Bunlar Batı dillerinden herhangi bir dilden Türkçemize girmiş olan kelimelerimiz. Demek ki değerli arkadaşlar hemen kısaca bir tekrar edecek olursak bizim 5 tane kıstasımız varmış. Bunu da sayarsak 6 kıstas. Kelimelerin Türkçe olup olmadıklarını belirlemek için. Özellikle çokça kullandığımız. Demek ki birinci maddemiz değerli arkadaşlar Türkçe'de uzatılarak okunan herhangi bir hece yoktur. Hiçbir kelimede. Katip, salih, kabul, zuhur uzatılarak içlerinde okunan bir hece barındırdıklarından dolayı Türkçe değildir. Aynı şekilde değerli arkadaşlar ince telaffuzlu bir ses de yoktur Türkçe kelimelerde. Bakın kağıt, kase, hal demiyoruz arkadaşlar, hal, hakikat, ince telaffuzlu, dolayısıyla Türkçe değil. Bakın Türkçedeki kelimeler, örnekler, çanak, kapak, yapmak, satmak gibi kalın telaffuzlu kelimeler değerli arkadaşlar. Büyük sesli uyumundan bahsettik. Büyük sesli uyumuna uymuyorsa bir kelime, böyle istisnalar haricinde yine Türkçe değildir diyoruz. Dördüncü olarak, kelime içerisinde aynı sessiz harf yan yana gelmez. Yani başka ifadesiyle şedde kullanılmaz değerli arkadaşlar Türkçe'de. Birkaç istisnası var. Osmanlıca'da yazarken onları şedde kullanmadan iki harfi yan yana yazarak yazarız arkadaşlar. Eğer şedde kullanmaya ihtiyaç gösteren bir durum varsa o kelimemiz ya Arapça ya da Farsça bir kelimedir. Beşinci olarak iki tane sessiz harf kelimenin içerisinde yan yana gelmez arkadaşlar. Geliyorsa burada misallerini gördüğünüz gibi ya Arapça ya da Farsça kelimelerdir. Altıncı olarak da Türkçe'de ilk hecede iki tane sessiz harf yan yana gelmez. Arapça'da da gelmez. Arkadaşlar bu Türkçe'ye yabancı Avrupa dillerinden, Batı dillerinden girmiş kelimeler olduğunu bizlere ifade eder değerli arkadaşlar. Evet kelimelerimizin tespitini bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar yani kelimemizin Türkçe olmadığını, Arapça olduğunu böyle tespit ettikten sonra ondan sonra artık o kural ve kaideleri bundan sonraki derslerde uygulayacağımız kural ve kaideleri, vezinleri, babları uygulamak suretiyle kelimemizi doğru bir tarzda yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi Arapça kelimelerin yapısı ana başlığımız altında arkadaşlar asli harfler yazalım. Yine bir başlık atalım. Asli harfler. Şuraya. Asli harfler. Evet değerli arkadaşlar. Arapça Türkçe gibi değil. Türkçemiz malumunuzdur sondan eklemeli diller grubuna girer. Yani bizde bir kök kelimemiz mevcuttur. O kelimenin sonuna çeşitli yapım ekleri dediğimiz ekleri ilave etmek suretiyle biz yeni yeni kelimeler türetiriz. Fakat Arapça böyle değil. Neyi kastediyoruz? Kastettiğimiz şu değerli arkadaşlar.
misallerini şuraya yazalım. Mesela kök kelimemiz göz olsa, şöyle ayıralım. Bakın, göz kelimemizi kök bir kelime olarak aldım arkadaşlar. Ve o kök kelimemizin yanına çeşitli kelimeleri, ekleri, yapım eklerini ilave etmek suretiyle ben yeni kelimeler türetebiliyorum. Mesela cü ekini getiriyorum. Gözcü oluyor değerli arkadaşlar. Lük ekini getiriyorum. Gözlük oluyor. Lem ekini getiriyorum. Bakın yeni bir kelime gözlem oluyor. Veya mesela gözetleyici. Bakın gözetleyici. Bu da ayrı bir ek. Yani böyle kök bir kelimenin üzerine çeşitli yapım eklerini ilave etmek suretiyle ben değişik manalarda kelimeler türetebiliyorum değerli arkadaşlar. Fakat Arapça'da böyle değil. Arapça çekim esaslı diller grubuna girer. Yani kelimeye asıl manasını veren ve bizim bakın başlığımızda ifade ettiğimiz adına asli harfler dediğimiz bazı harflerimiz vardır ki o harfler kelime hangi çekim veznine, ölçüsüne, kalıbına girerse girsin daima muhafaza edilen harflerdir değerli arkadaşlar. Onlar muhafaza edilir ama haddi zatında kelimeye manayı veren harfler de kök manayı, asıl manayı veren harfler de o asli harfler dediğimiz harflerdir değerli arkadaşlar. Bakın misal olarak şuraya yazalım. Bakın ketebe. Dehale. Daha sonra misal olarak nezele. Alime. Bir misal daha verelim. Semi'a. Bunları hareketlendirelim bir de arkadaşlar. K-T-B. K-T-B. Bunun noktası da var. H. Dehale. Nezele. Alime. Semi'a. Kelime manası itibariyle ketebe yazdı demektir arkadaşlar. Ketebe. Dehale dahil oldu, girdi. Nezele indi, nazil oldu. Alime bildi. Semi'a işitti demektir değerli arkadaşlar. Bakınız ben şu fiilleri, Arapça fiillerini sadece bilginiz olsun diye yazdım. Yoksa biz Osmanlıca'da Arapçanın fiillerini kesinlikle kullanmıyoruz arkadaşlar. Biz bakın mastarlarını çoklukla kullanırız. İsimleri kullanırız. Sıfatları kullanırız. Fakat fiilleri kesinlikle kullanmıyoruz. Konumuz olan asli harflerin ne demek olduğunu sadece Arapçanın mantığını anlatmak adına şu fiilleri örnek olarak buraya yazdım. Ve bu dersimizde bunları öğrendikten sonra sileceğiz. Belki fiiller bundan sonra bir daha bizim önümüze kesinlikle çıkmayacak. Yani biz tekrar ediyorum Arapçanın mastar, isim ve sıfatlarını çoklukla kullanırız. Ama fiillerini kesinlikle kullanmayız değerli arkadaşlar. Bakın Arapçada fiili mazi dediğimiz geçmiş zaman yapısı değerli arkadaşlar böyle 3 harften ibaret olan ve bu 3 harfin de hepsi asli harf olan kelimelere sülasi ismini veriyoruz biz. Zaten Arapçada sülasi üçlü demektir.
Yani asli harfleri 3 harften ibarettir. Ve fiili mazi yani geçmiş zaman yapısı üzerine bu 3 harfe ilaveten başka bir harf ilave edilmediğinden dolayı bunların ismi sülasidir değerli arkadaşlar. Eğer asli harfleri 4 harften ibaret olmuş olsaydı bunun ismi rübai olacaktı. Fakat biz rübai, humasi gibi Arapçaya has, belki o Arapçada kullanılan kelimeleri Osmanlıca'da hemen hemen hiç kullanmıyoruz. Yani bizim Osmanlıca'da kullandığımız Arapçanın sülasi dediğimiz üçlü harfleri veya kelimeleri değerli arkadaşlar. Sülasi dediğimiz üç asli harften oluşan kelimeler olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, şu bakın kitap veya kitabet yazmak demektir. Bakın K, T ve B harfleri. Dehalet, fealet vezninde. Dahil veya duhul veya idhal veya ithalat veya müdahale. Bakın hepsi şu üç asli harfin çeşitli bablara, vezinlere girmek suretiyle türetilmiş olan kelimelerdir. Ama D, H ve Lam harfleri kelimemiz isim olsun, sıfat olsun, mastar olsun, hangi vezne girerse girsin, hangi kelimeler ondan türetilirse türetilsin, daima asli harfler muhafaza edilir arkadaşlar. Bakın mesela nezele, nazil, münzel, menzil. Bakın hep nun, z ve lam muhafaza ediliyor. Zaten onlardan bir tanesinin düşmesi demek değerli arkadaşlar, kelimenin manasının kaybolması demek. Kelimeye asıl manayı veren bu asli harflerdir. Ama bakın az önce misal verdik. Kelimemizin kökü göz. Nasıl ki kök mana hangi ek alınırsa alınsın yapım eki kök mana muhafaza edilir. Bakın gözcü yani yine gözle alakalı, görmekle alakalı, gözlük yine gözle alakalı, gözlem aynı şekilde gözle alakalı, gözetlemek yine aynı şekilde gözle alakalı. Yani kök yapı daima muhafaza ediliyor. Aynı şekilde kök manayı muhafaza eden harflerimiz bizim asli harflerimiz. Bakın ilim mastarımızdır bizim alime fiilimiz. Alim, malum, ulema, daha sonra talim, muallim hep aynı kökten türeyen arkadaşlar kelimeler. Dikkat ederseniz ayın, lam ve mim bizim kelimemiz hangi kalıba vezne girerse girsin bunlar muhafaza edilir. Zaten bir tanesinin kaybolması demek mananın tamamen kaybolması demek veya çok farklı manaların ortaya çıkması demektir. Semia mesela sema, daha sonra sami, mesmu, mesmuat gibi çok daha kelimeler türetilebilir. Sin, mim ve ayın asli harflerdir. Hangi baba vezne girerse girsin asli harfler daima muhafaza edilir değerli arkadaşlar. Bir sonraki konumuz da zayit harfleri olacak. İşte bizim asli harfleri muhafaza etmek suretiyle çeşitli vezinlerde asli harflerimizin önüne, ortasına veya sonuna ilave ettiğimiz ve o vesileyle başka kelimeler türettiğimiz harflerimiz ziyade kılınan harfler, asla ait olmayan harfler manasında zayit harflerimiz olacak değerli arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar bir yapımız var bizim. Onu şuraya yazalım. F, ayın ve lam. Biraz büyükçe yazıyorum. F, ayın ve lam. Evet arkadaşlar, buna biz faal fiil, buna aynel fiil, buna da lamel fiil diyoruz. Yani bu bir şablondur değerli arkadaşlar. Bir formül gibidir yani, anlaşılsın diye o şekilde ifade ediyorum. F benim bütün kelimelerdeki asli harflerimden birincisini temsil eder. Yani bunda kefi temsil eder. Dehale de dalı temsil eder. Nezele de nunu temsil eder. Alime de ayını temsil eder. Semia da sin harfini temsil eder. Benim F harfim. Buna ben faal fiil diyorum değerli arkadaşlar. İkinci harfim ayn. Bunun ismi de aynel fiil. Aynel fiil de sülasilerde ikinci asli harfi temsil eder arkadaşlar.
Bakın ketebede T harfimizi temsil eder ayın. Ayın dehalede H harfini temsil eder. Nezelede Z harfini, alimede Lam harfini, semi'ada Mim harfini temsil eder değerli arkadaşlar. En son Lam, Lam el fiil. Bu da değerli arkadaşlarım asli harflerin üçüncüsünü temsil eder. Bakın burada B harfini, dehalede Lam harfini, nezelede yine Lam harfini tevafuk etmiş bakınız. Alimede Mim harfini, semi'a fiilinde de ayın harfini Lam temsil etmiş oluyor. Tekrar ediyorum. F, ayın ve Lam bir şablondur, bir formül gibidir. Asli harfleri karşılar, asli harfleri temsil eder. Fe'al fiil, birincisine fe'al fiil diyorum. Birinci asli harfi temsil eder. Aynel fiil, ikinci asli harfi temsil eder değerli arkadaşlar. Lamel fiil de benim üçüncü asli harfimi temsil ediyor. Bu bundan sonraki derslerde çok karşımıza gelecek bir şablondur, bir ölçücüktür, bir formüldür değerli arkadaşlar. Bunun başına, ortalarına veya sonuna zait harf dediğimiz ilave kılınan bir kısım harfleri koymak suretiyle biz bir sürü yeni yeni vezinlerde yeni yeni kelimeler türeteceğiz. Evet, demek ki bu bir şablon, bu bir formülmüş değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın ne dedik? Eğer bizim kelimelerimizin fiili mazi yapıları üzerlerine herhangi bir harf ziyade kılınmamış bir vaziyette 3 harften ibaret ise biz bunlara sülasi diyoruz dedik. Fiili mazi aslında 5 tane şartı içinde barındırıyor değerli arkadaşlar. Birincisi, evet, ifade ettiğimiz gibi fiili mazi olacak. Yani geçmiş zaman olacak. İkincisi, binayı malum olacak. Yani Türkçedeki ifadesiyle etken bir fiil olacak. Faili, yapanı belli olan, öznesi belli olan bir fiil olacak değerli arkadaşlar. Daha sonra müfret olacak. Yani işi yapan üçüncü tekil şahıs olacak. Daha sonra değerli arkadaşlar gaip olacak. Az önce ifade ettiğimiz gibi üçüncü şahıs olacak. Ve müzekker olacak. Evet, müzekkerlik konusu Arapçaya has bir konudur değerli arkadaşlar. Türkçe'de bizim aşina olduğumuz bir konu değildir. Arapçada biz kelimeleri, isimleri, fiilleri hatta müennes ve müzekker diye ayırıyoruz. Müennes dişi veya dişiliğe delalet eden kelimelere deniyor arkadaşlar. Dişillere alamet olan, delalet eden kelimelere. Müzekker de erkek veya eril olan kelimelere, nesnelere delalet eden sözcüklere vermiş olduğumuz isimdir değerli arkadaşlar. Onları şuraya yazıyorum. 5 tane şartı sağlaması lazım arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. Evet, 1. Fiili mazi. 1 fiili mazi olacak. Yani geçmiş zaman. Birincisi bu arkadaşlar. İkincisi binayı malum olacak. Yani etken bir fiil olacak arkadaşlar. Üçüncüsü müfret olacak. Yani tekil. Dördüncü olarak müzekker olacak arkadaşlar.
müzekker. Bu da eril diyelim. En sonuncusu da gaip olacak. Yani üçüncü şahıs. Gaip. Üçüncü. Şahıs olacak arkadaşlar. Evet, bakınız. Şimdi tekrar misallerimize dönüyorum arkadaşlar. Ketebe yazdı. Fiili mazi mi, geçmiş zaman mı? Evet arkadaşlar, fiili mazi, geçmiş zamanda yazdı. Peki binası malum mu? Yani etken bir fiil mi? Kim yazdı diye soruyorum. Yani öznesi belli mi? O yazdı. Belli. Etken bir fiil. Sonra müfret mi? Yazan kaç kişi? Bir kişi. O yazdı. Evet, müfret. Peki arkadaşlar, müzekker mi? Evet, müzekker. Ketebe bir erkek yazdı. Eğer bir hanım yazmış olsaydı sonuna ta-i te'nis koyardık arkadaşlar. Ketebet şeklinde yazardık. Ketebet. Yani bir erkek yazdı. Ketebe, ketebet bir hanım yazdı. Aynen. Dehale içeri girdi. Dahil oldu. Kim? Bir erkek. Bir hanım dahil olmuş olsaydı sonuna bir T koyuyordum. Dehalet. Nezelet. Alimet. Semiat. Aynen bu misallerde olduğu gibi. Dolayısıyla müzekker. Peki gaip mi? Evet, üçüncü şahıs. Kim? O. Dolayısıyla bakın, beş şartın hepsini sağlıyor. Binası malum. Fiili mazi. Müfret, müzekker ve gaip. Eğer üç harften ibaretse, ki üç harften ibaret, biz bunlara sülasi diyoruz. Bakın, çok önemli bir nüktenin altını çizerek söylüyorum. Biz bir kelimenin sülasi veya rübai olduğuna karar vermek için mastar yapısına veya ismine, ismindeki harflerin sayısına bakmıyoruz değerli arkadaşlar. Fiil yapısına bakıyoruz. Ve fiil yapısının da şurada az önce yazmış olduğum 5 tane şartı sağlayan yapısına bakıyoruz arkadaşlar. Ve üzerine herhangi bir harf ziyade kılınmamış, mücerret haliyle o 5 şartı sağlayan fiil yapısı. Eğer ki 3 harften ibaret ise biz bunlara sülasi diyoruz. 4 harften ibaret ise bunlara rübai diyoruz. Ama rübailer Osmanlıca'da çok fazla tercih edilmiyor. Birkaç kelime haricinde kullanmıyoruz değerli arkadaşlar. Bizim Osmanlıca'da kullanmış olduğumuz kelimeler hep sülasi kelimeler olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Asli harflerimizi bu şekilde ifade ettikten sonra arkadaşlar, şimdi ikinci konu başlığımızı yazalım. Zâid harfler diye. Onları da beraberce işleyelim. Zâid harfler. Zâid harfler adı üzerinde değerli arkadaşlar, ziyade kılınan harfler demektir. Zâid harfler. Zâid harfler. Değerli arkadaşlar, asli harflerimizin kelimeye asıl manayı veren harfler olduğunu ifade ettik. Peki zâid harflerin fonksiyonu nedir o zaman? Zâid harfler de asli harfleri muhafaza edip önüne, ortalarına veya sonlarına gelmek suretiyle o kelimeye farklı manalar yüklemek ve yeni kelimeler türetmek üzere kullanılan harflerimizdir değerli arkadaşlar. Ama bakınız, tekrar ediyorum, asli harflerim benim her daim muhafaza edilir. Zâid harfler o kelimelerin, asli harflerin baş, orta ve sonlarına çeşitli harekelerle gelir ve ana manayı muhafaza eden yeni manalar ondan türemiş olur değerli arkadaşlar. Yani fe, ayın ve lam değerli arkadaşlar bütün vezinlerde asli harfleri temsil eder.
Bakınız, bir iki örnek vereyim daha iyi anlaşılsın diye. Bakın, fail diye bir kalıp yazayım arkadaşlar. Fail. Fail. Bir de mef'ul yazayım. Mef'ul. Fe, ayın ve lamı görüyoruz değil mi? Fe, ayın ve lam benim asli harflerimdir. Asli harflerimi temsil eden harflerimdir. Burada bir tane elif var. Elif asli bir harf değildir. Asli harflerin haricinde kalan harfleri de zayit harfler diyorduk. Bu bir zayit harftir. Bakın, F, ayın ve lamı görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar asli harflerdir. Mim ve vav benim zayit harflerimdir değerli arkadaşlar. Evet, zayit harfler 10 tane arkadaşlar. Ve akılda kolay kalsın diye zayit harfleri bugün sen onu unutursun anlamına gelen bir kelime grubuyla, cümlecikle ifade etmişler. Onları da şuraya yazalım. El yevme tensahu. El yevme tensahu. Bugün sen onu unutursun. Yazalım onu. El yevme tensahu. El yevme tensahu. Hemze, lam, ye, vav, mim, te, nun, sin, elif ve h harflerim değerli arkadaşlar. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane harfim. Bunlar benim zayit harflerim oluyormuş değerli arkadaşlar. El yevme tensahu şeklinde akılda kolay kalsın diye kodlanmış. Manası bugün sen onu unutursun. O anlama geliyor. Bunlar benim zayit harflerim. Ama şunu unutmayacağız. Asli harflerden biri veya birkaçı veya hepsi bu zayit harflerden de olabilir değerli arkadaşlar. Bakın, örnek olarak emvat. Emvat. Ölüler demek. Bakın, benim mim, vav ve te asli harflerim değerli arkadaşlar. Mim, vav ve te benim asli harflerim. Asıl kökü mevt. Bakın, mim, vav ve t'yi aynı zamanda zayit harflerin arasında da görüyoruz. Dolayısıyla asli harfler şu zayit harflerden bir tanesi olamaz anlamına gelmez. Eğer f, ayın ve lam harflerinden herhangi bir tanesine karşılık geliyorsa, delalet ediyorsa, aynı zamanda zayit harfler sınıfına girmesi hiç önemli değil. O benim asli harfimdir değerli arkadaşlar. Evet, örnek verelim değerli arkadaşlar. Mesela abede fiilimiz. Abede. İbadet etti demektir değerli arkadaşlar. Abede. Bakın, bundan normalde kelimeler Arapçada mastardan türetilir değerli arkadaşlar. Yani mastardan müştaktır. Kök kelime daima mastardır. Abede, ibadet etti. Bunun mastarı İbadet arkadaşlar. İbadet. Daha sonra ubudiyet. Ubudiyet. Daha sonra değerli arkadaşlar abid. Bundan türemiş olan kelimeler. Abid. Sonra mesela ma'bud. Bir kelime daha yazalım. O da ma'bet olsun.
Ma'bet. Bakınız değerli arkadaşlar, ayın, B ve dal benim asli harflerim. Yani az önce yazmış olduğumuz 5 şartı sağlıyor. Fiili mazimi ibadet etti. Fiili mazi yani geçmiş zaman. Kim ibadet etti? O yani faili belli. Etken bir fiil, binası malum yani. Daha sonra yine müfret mi? Tekil, bir kişi ibadet etti. O şartı da sağlıyor. Sonra müzekker mi? Evet, ibadet eden bir erkek. Abedet olurdu o zaman. Hanım olmuş olsaydı. Dolayısıyla müzekker. Peki gaip mi? Evet, o ibadet etti. Tekil, üçüncü şahıs. Dolayısıyla şartların hepsini sağlıyor. Ve üzerine ziyade kılınmış herhangi bir harfim de yok. Asli yapısını muhafaza ediyor. Üç harften ibaret. Dolayısıyla bunun ismi sülasi değerli arkadaşlar. Ve bu sülasiyi oluşturan üç harfimiz bizim hepsi asli harfler. Ayın, B, dal. Bakın dikkat ederseniz gerek ibadette, gerek ubudiyet kelimesinde, abid, mabud, mabet gibi kelimelerde ayın, B ve dal harfinin daima muhafaza edildiğini görürsünüz arkadaşlar. Ayın, B ve dal harflerinin. Çünkü bir tanesi kaybolsa kelimenin manası uçar. Tamamen başka bir manaya gelir, mana bozulur değerli arkadaşlar. Peki ayın, B, dal eğer benim asli harflerim ise bir tane elif, bir tane de T var. Bu harflerimizin isimleri nedir? Bu harflerimizin isimleri zait harflerdir değerli arkadaşlar. Bakın, ibadet, kulluk etmek demektir. Ubudiyet, cali masdar yeri geldiğinde göreceğiz. Kulluk manasına gelir, kulluk. Daha sonra abid, işi yapan özne anlamına gelir arkadaşlar. Fail, fail, işi yapan. Yani ibadet eden demektir. Ma'bud, mef'uldür. Yani nesne anlamına gelir. Bu da kendisine ibadet edilen demektir arkadaşlar. Mabet, ismi mekandır. İbadet eyleminin, fiilinin yapıldığı yeri ifade eder. Mabet, ibadet edilen yer. Bakınız, asli harfler her yapıda muhafaza edilmekle birlikte benim o asli harflerimin önüne, ortasına, sonuna farklı harekelerle zait harfler koymam suretiyle yeni yeni manalı kelimeler ben türetmiş oluyorum değerli arkadaşlar. Misallerinde burada görmüş olduğunuz gibi. Bakın burada zait harfler elif ve t harfleridir. Burada zait harfler vav, y ve t harfleridir değerli arkadaşlar. Burada fail kalıbında elif benim zait harfimdir. Ma'bud, mim ve b, düzeltiyorum arkadaşlar, mim ve vav benim zait harflerimdir. Burada da baştaki bir tane mim harfi benim zait harfimdir. Demek ki ayın, B ve dal benim asli harflerimi temsil ediyormuş değerli arkadaşlar. Şimdi bunlar el-yevme tensahu, az önce ifade ettik. Zait harflerimin sembolize edilmiş şekli 10 tane bu şekilde kodlamışız. Eğer ki asli bir harfi ben şeddeli olarak kullanırsam, ikinci defa tekrar ederse değerli arkadaşlar, ikinci defa kullanımı zait harf kabul edilir. Mesela örnek. Teşekkür. Teşekkür. Arkadaşlar benim asli harflerim, onları kırmızıyla işaretliyorum. Şükür kökünden gelir bu. Şın, kef ve ra harflerim değerli arkadaşlar benim asli harflerimdir. T benim zait harfimdir. Ama bakınız bir tane şedde var. Yani kefi ben mükerrer okuyorum. İkinci defa telaffuz ediyorum. Evet, ikinciye telaffuz etmiş olduğum kef de zait harf kabul ediliyor arkadaşlar. Dolayısıyla benim İki tane zait harfim vardır. Onlar T ve kef harfleridir değerli arkadaşlar. T ve kef harfleri benim zait harflerim. Demek ki asli harfin mükerrer okunuşu şedde ile zait harf kabul ediliyormuş arkadaşlar. Yeni başlayanlar için bir kolay yolu var. Asli harfleri ve zait harfleri birbirinden ayırmanın değerli arkadaşlar. Zait harfi bir kelimenin içerisinden çıkarttığımız zaman kök mana yine muhafaza edilir. Mana bozulur ama yine kök ile alakalı ana manayla ilgili
bir değişik, yine farklı bir manaya geliyorsa bizim kelimemiz, o harf zayid harftir. Ama çıkarttığım zaman bir harfi mana tamamen uçuyorsa o harf asli bir harftir. Onun da misallerini şuraya yazalım arkadaşlar. Mesela hüküm. Hakim. Mahkum. Mahkeme. Ahkam. Ahkam. Daha sonra mesela tahakküm. Bakın, ha, kef ve mim. Zaten 3 harften ibaret. Herhangi bir harfi çıkartamam. 3 harften ibaretse zaten harflerin hepsi asli harflerdir. Bakın, hakim. Baştaki ha'yı çıkarttığım zaman değerli arkadaşlar, ekim kalıyor. Hükümle, hükmetmekle yakından uzaktan hiçbir manası kalmıyor. Dolayısıyla ha benim asli bir harfim. Ama elifi çıkartırsam, elifi çıkarttığım zaman direkt şu kelime kalmış olur arkadaşlar. Hüküm. Dolayısıyla elif benim zayid harfim. Zaten elif zayid harf olarak belirlendikten sonra geriye 3 tane harf kalıyor. Onların hepsi asli harfler. Şuraya geldim. Bakın, mimi çıkarttığım zaman arkadaşlar hüküm manası var veya yok. Ama hüküm kelimesini bize çağrıştırıyor. Dolayısıyla mim asli bir harf değildir arkadaşlar. Zayid bir harftir. Çünkü çıkarttığım zaman kök mana muhafaza ediliyor. Veya bakın, kefi çıkarttığım zaman arkadaşlar mahum. Bak, hükümle, hakemle, ondan sonra hükmetmekle yakından uzaktan bir alakası kalmadı. Dolayısıyla benim kef harfim asli bir harfimdir değerli arkadaşlar. Ama farz edin vavu çıkarttım değerli arkadaşlar. Vavu çıkarttım. Muhkem. Hüküm, muhkem, mahkeme. Evet, bakın bana o manayı çağrıştırıyor. Dolayısıyla vav benim zayid harfimdir. Aynı mantığı diğer kelimelere de uygulayabiliriz değerli arkadaşlar. Demek ki bir harfi çıkarttığımda eğer ki kök mana, temel mana, ana mana muhafaza ediliyor ise o çıkartılan harf zayid harftir. Ama bir harfi çıkarttım ki mana tamamen değişti, başkalaştı, uçtu gitti. Demek ki o asli bir harfmiş. Yani kelimeye asıl manayı veren harflerden bir tanesiymiş değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu ilk dersimizi bu konumuzla birlikte noktalıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere efendim.